Niğde Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ancak salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan kitap fuarının 5.'si düzenlenen programla açıldı. 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye'nin birbirinden ünlü ve değerli yazarları da Niğdelilerle buluşacak. Açılış törenine katılan protokol üyeleri daha sonra hep birlikte Niğde Belediyesi 5. Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti. 9 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri de kitapseverlerle buluşacak. Fuar boyunca kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkanı bulabilecek. Bugün sizlerle güzel bir vesileyle birlikteyiz bu güzel havada. 5.'sini düzenlemiş olduğumuz kitap fuarımızın açılışını hep birlikte yapıyoruz. Ben sözlerimin başında bu kitap fuarının 5.'sini düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımızı ve onun tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu fuarın ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şüphesiz bu tür etkinlikler, bu tür faaliyetler şehrimizin, ilimizin kültürel hayatı anlamında çok önemli. Bu sayede okuyucularımız yazarlarımızla buluşmuş oluyor. Yine bu sayede çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitaba olan sevgisi, ilgisi daha da artıyor. İnşallah bu fuarlarımız bundan sonra da artan bir katılımla, artan bir coşkuyla kutlanmaya devam edecektir. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Malumunuz Cumhurbaşkanımızın imzaladığı son kararnameyle Sivas iline atanmış durumdayım. Ve belki de bu konuşmam, belki de bu etkinlik, katıldığım bu etkinlik Niğde'deki son etkinlik olacak. O nedenle bu vesileyle ben hepinize veda etmek istiyorum. Niğde benim için çok özel bir şehirdi. Niğde'ye ben görev bağından çok gönül bağıyla bağlıydım. Bu da inşallah hep devam edecek. İnşallah Niğde'ye hep gelip gideceğiz. Burada çok güzel dostluklar, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Bağımız hep devam edecek. Niğde'de görev yapmak benim için büyük bir onur, büyük bir gurur oldu. Hem de Niğde'de görev yapan, en uzun süre görev yapan valilerden birisi olmak da ayrıca benim için bir gurur vesilesi oldu. Bana bu görevim esnasında yardım ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Niğdeli hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Evet, özellikle çocuklarla birlikte olması ayrı bir keyif oldu. Bugün sordum arkadaşlar, açılış özel mi getirdiniz çocuklara? Yok dediler. Onlar zaten fuara geldiler, ziyarete geldiler. Açılış için de buraya aldık dediler. Ne güzel böyle katılımı görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çocuklar, sizlerle güzel oluyor bu işler. Zaten bu fuarda sizler için var. Biz belediye olarak 5.'sini düzenledik ama inşallah 2022 yılı içerisinde 2.'sini de düzenleyeceğiz. Kasım aylarında gibi inşallah nasip olursa. Pandemiden dolayı 2 yıl kadar ara vermiştik. Şehrimiz özledi, insanlarımız özledi. İnşallah bu kitaplarla buluşmayı. Çok değerli yazarlarımız olacak. Burada 100'ün üzerinde yayın evi var. Ve 50 kadar yazarımız da Niğde'ye gelecek. Çok değerli yazarlarımızı burada misafir edeceğiz. Hemen karşıda değerli valimize de teşekkür ediyoruz. Eski valilik binasında bizleri açtı. Orada bir merkez oluşturduk. Bir söyleşi merkezi, konferans merkezi gibi. Orada da yazarlarımız, değerli hemşerilerimizle buluşacaklar, sohbet edecekler. Kitap imzalayacaklar. Böyle güzel bir inşallah 10 gün geçireceğiz. Saat sabah 10'dan akşam 10'a kadar fuar alanımız açık. İnşallah sizleri bekliyoruz. Zaten demeye de gerek yok. Çok özlediniz. Kültüre biz önem veriyoruz. Niğde Belediyesi olarak kültürü önceliğimiz haline getirdik. İnşallah bu yıl içerisinde, 2022 yılı içerisinde en az 3 tane kütüphaneyi açmak ya da en azından açılacak seviyeye getirmek istiyoruz. Bir tanesi Rum Kilisesi'nde yapılacak Perşembe Pazarı'ndaki büyük kütüphane olacak. Bir tanesini meydana planlıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde inşaatının temellerini atacağız hemen belediyemizin önüne, postanenin arkasına. Bir tane de İlhanlı Mahallesi'ne yapacağız. Bunlar sadece kütüphane olmayacak, bir gençlik merkezi olacak. Kadınlar için bir buluşma noktası olacak ve gençlerimizin 24 saat vakit geçirebilecekleri, çay ikramı yapacağımız, kahve ikramı yapacağımız,
güzel, kaliteli vakit geçirip derslerini çalışabilecekleri, kendileri bütün dünyaya böyle bir okyanus gibi açılabilecekleri kütüphaneleri inşallah şehrimize kazandıracağız.